Süper Lig isim sponsoru Trendyol. Son round'u sunar. Bence tabii çok güzel. Yani Robert Song vardı. Şey en son böyle öyle van... saç yapan stoper Galatasaray'da. Ya şöyle bu saçlar böyle bir ay falan kalıyor. Evet. Sonra ee, sıkıntı oluyor mu? Ondan sonra işte dalgalı malgalı oluyor. Ya ben nedense futbolcuların böyle kendilerinin bu kadar çok imajıyla oynamalarını doğru bulmuyorum. Çok takılıyorsun sen bunlara. Bırak ya. Bunlar genç çocuklar. İstediği yani gibi başarılı olduğu hayatta. Şöyle bulmuyorum. Içerim, bir imaj, bir istiyorsan. imaj, bir imaj bulunduğunda yani şimdi Beckham'da o. Hani sürekli imaj değiştirme. İmajı Beckham'a ait. Onun dışında dikkat ederseniz genellikle e, uzun süre belli bir imajla gidiyor herkes. Yani uluslararası starlardan bahsediyorum yani mesela Messi tamam. çok uzun süre dövme Messi. dahi dövme ha. dahi yaptırmadı. Messi çok uzun süre dövme dahi yaptırmadı. Ronaldo saçlarını hep sakal kısaydı. da bırakmadı. Ronaldo'nun saçları hep kısaydı. Belli bir belli bir yaşa gelene kadar sakal dahi bırakmadı Messi. Yani belli bir süre aynı imajda gidiyorlar. Sonra bir ufak değişiklik, sonra bir ufak değişiklik daha. Sürekli imaj değiştiren kim mesela İbrahimovic 500 senedir aynı tipte. Yani kısa saç uzun saça geçtikten sonra ee, kimin mesela sürekli imaj değiştiriyor? Sürekli imaj değiştirme imajı bakım ait. Bakım bir, şey. bir de o yüzden Bakım yapıyordu. Bu Guti de onu böyle ah. trollemek için yapıyordu değil mi? Ama Guti efsane Guti Guti evet. mesela ona yakışıyor. Ee, ama yani Abdülkerim böyle radikal değişiklik yapacak birisiymiş gibi gelmiyordu bana ama güzel ah. olmuş yani açıkçası. Ya bir yani. şey söyleyeceğim. Yakışmış. Formanın hakkını verdikten, görevini iyi yaptıktan, bir de üstüne böyle süsledikten sonra... Mesleki açıdan gelişimini sürdürdükten sonra istediğini yap. Ben şu bantta ilk çıktığım zaman ne laf yedim, ondan sonra... canım. Genişlik, ama artık o senin imajın. Öyle... Ama şimdi bir şey sen... söyleyeceğim. Bak gençliğim büyük ama iyi de ben de değiştiriyorum. Bir at kuyruk yapıyorum, bir üç numara yapıyorum, şimdi bak o değil. Mesleği yapmadıktan sonra, ister at kuyruk yap, ister bantak, ister yapma. Hiçbir alta yaramaz. İstediğin saç şeklini ya, yap. Ben şu saç şeklini abi, yapan gerek Beşiktaş'ta ya. bir sürü oyuncu hatırlıyorum. Abdülkerim'in işte yarım rastlasını yapan böyle. Buna şey diyoruz biz, işte Kuzey Afrika rastlası diyoruz. Tamam mı? Güzeli o yani. Magreb rastlası. Magreb rastlasını yapıp da bir halta oynamayan bir sürü oyuncu gördüm. Bana ne? Abi ben canım. mesela böyle Sosa'nın dövmeleri, Dembaba'nın sade kişiliği. Abi top oyna. Abdülkerim her şeyi hak ediyor. Ben zaten bu konularda oyunculara karışmaya hiç durmuyorum. Yalnız bizim böyle Darwin Nunez gibi saçları öyle Ayşegül yapıp bir de topları hem yandan hem üstten avuta atarsan Allah'ım gülme komşuna gelir başına ya. Emelike'ye ben zamanında çok kızıyordum o İsmail Kartal'ı çıldırttı pozisyon var ya. Beşiktaş taş mı kızıyorsun yine abi. Yani bir Santravor evet. topu hem yandan hem üstten avuta atamaz. Ya yandan atarsın ya üstten dışarı atarsın. Ben bir Emel Higeyi hmm. de Darwin Nunez'i gördüm. Bari o Ayşegül saçını yapma babacım deyip Abdülkerim'e geri dönüyorum. Gol mükemmel ama bir vuruş. Mükemmel ama bir gol. Biz defalarca konuştuk hatırlıyorum iki senedir. Hep şunu söylüyordum. Laf olsun diye ceza sahasına giden stoper var. Bir de Abdülkerim'le koley gibi gol atacağım diye giden var. Abi, yani Abdülkerim'in Abdülkerim o yüzden golcü o. O yüzden Lan, golcü. Kolein yani adam çok gol atacağım diye gidiyor. Gol atacağım diye gidiyor. Yani Abdülkerim'den daha uzun daha iyi sıçrayan İşte Koley var mesela. Daha net olan, Omer daha Kolei net olan futbolcular atamıyorlar onun kadar. Neden? Heh. Çünkü inanmadan gidiyorlar. Abdülkerim Bak. hepsine ben atacağım diye gidiyor. Çalışıyor bile abi. Bak çalıştığı Hırsla çok belli. Gidiyor. Bak. Ona gittiği için, ona gittiği için de atıyor abi. Bak. Ya yani bir İnananarak stoper iki tane gol atar abi? kaç tane olur yani. Zaten inanmak başarmanın yarısıdır. Yani bunu yapabileceğine inanıyorsun. Onun için de böyle hazırlanıyorsun. O da diğer yarısı. Çalışıyorsun tabii elbette. Voley tabi vuruşu onun yeteneğini gösterir ama o son golü yükselip kafaya darbeli vurup falsolu öbür köşeye atabiliyor. Icardi kafa vuruşudur o. Icardi kafa vuruşudur. taş attığı golü düşün Sayıs pozisyonunda. Sayıs gibi bir stoperle çıktığın zaman ancak oraya vurarak gol yapabilirsin. Abdülkerim bakmış geriden. Hmm. Vay be. Bayağı adam örümcek ağlarına kadar topa falso verebiliyor. Yapabiliriz hocam çalışalım, kes ortayı. 100 tane yaparsan her antrenmandan sonra çıkarsın maçın en kritik anında, en rahatlatan gol vuruşunu yaparsın. Ayrıca... ...Abdülkerim'in artık böyle gol atması ve haber niteliği taşımıyor. Yani şey gibi, tabii, bir tabii. bir köpeğin insanı ısırması... ...haber niteliği Bravo. taşımaz. İnsanın köpeği ısırması taşır diye bize işte öğretilirdi Doğru. ya, işte iletişim dersine tabii. girişte... Doğru. ...gazetecilik dersinde, onun gibi... Gol repertuarını da genişletiyor. Ar Önlem alınması zor bir oyuncuya dönüştü. Galatasaray için çok önemli bir aset. Hem savunmada hem de böyle ofansif katkı anlamında. Ve yanına kim oynarsa da çok rahat ediyor. Davinson Sanchez olsun, Nelson olsun. Ya bu programda çok savunuldu Abdülkerim. Bu programda hatta bu programın adı değil başka programda senle... Abdülkerim'i alan şampiyon olur dediğimiz zaman... Stoperle mi şampiyon olur falan. Ulan siz biliyorsunuz Guardiola bilmiyor değil mi? O Dias'ı alıyor. Liverpool bilmiyor değil mi? Van Dijk'ı alıp şampiyon oluyor. Tabii ki stoperle şampiyon olunur. Geçen senenin en iyi dört oyuncusundan bir tanesi Galatasaray'da Abdülkerim'di. Ya Icardi'nin zaten ilk dörtte olmasından doğal bir şey olabilir mi? Adam on yıldır oynadığı Ayrıca takımda... Geçen sene Abdülkerim alamasaydı. Kuşakta en iyilerden biri. Geçen sene Abdülkerim olmasaydı Galatasaray şampiyon olamazdı. E, çünkü tabii. o zaman yabancı kriterleri tamamen değişiyor baştan sona. Tabii, tabii. Yani yani Abdülkerim oradaki en önemli parçalardan biriydi. Maşallah diyorum, seviyorum da kendisini. Hiç tanışmıyoruz ama seviyorum. Çünkü onu görüyorum yani, çalışıyor. Şeyle, polemiklerle işi yok. Boş işlere hiç girmiyor. E, tamamen kafasını öne yiyor, işine bakıyor. Bir de e, bence transfer oldu o. Farkında değil henüz ama. <laughs> <laughs> onu Dortmund, Inter falan aldı yani öyle Avrupa bir takım. Yani o seviye bir takım aldı ama Avrupa şampiyonu sonrası eğer kendisi yani. de isterse eğer kendisi de isterse ben transfer yapacağına eminim. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam sözleşme uzatırım. Nasıl bulacaksın Zamanıdır ha böyle mi? Türk stoper? Ya Yok. 11 yabancıya geçilirse geçilsin. Böyle bir stoper bulmuşsun. Türk yabancı fark tabii, etmez tabii. tutacaksın. Kaledeki Muslera gibi onu da söyleyeyim. Maçın ilk yarısında yine Mustere'nin iki tane kurtarışı var. Skor 0-0 iken. Ayrıca dün Önder Özen Hoca ile ...konuşuyorduk yayında. Senin de dikkatini çekmiştir. Mustere ve arada böyle taraftarla... ...haklı bir şekilde diyaloğa girdi. Haklıydı. Ya, takım kaptanı ben ne yaptığımı biliyorum bir durum diye. Maçın momentumu Abi. Galatasaray lehine değildi. Hatlar arası Galatasaray'da kopukluk vardı o dakikalarda. Ve Mustere çok böyle akıllı şekilde hızlı başlatmadı. Çünkü hemen her dakika hızlı başlatırsan... ...o topun... E, ya, Bumerang gibi şey geri ihtimali olan tabii bir momentum de, yani, var Mustara, vardı oyunda. Mustara'nın mustara yaptığı da doğru. Taraftar da o anda bir şey söylemiştir. O da ya tam taraftan duygusal ama Mustara yapınca oluyor Böyle diyorum ben sana. Yani. Bak Mustara tabii, tabii. yapınca oluyor. Ama, Haklılığını gösteriyor. Maça, İki tane maça çok gelsin. iyi kurtarışı Sen, var 0-0'da. De... Sıfır İki tane çok iyi kurtarışı ya, var. Bana göre Konya Spor'da Konya Spor çok, çok kötü, ya kötü takım. Savunması iyi. Orta sahası da iyi ama forvet hattı hakikaten kötü yani. Abi savunması nerede iyi? Deniz Milli Kaleci oldu ya. Abi bir şey söyleyeceğim yalnız. Forveti böyle Kardeşimiz, Nelson Nelson ve Oliveira'ya göre bir şey söyleyeceğim. Nelson Oliveira'ya göre o santrafora göre öyle Portekizli de olmaz öyle santrafor da olmaz. Almeida'dan kötü Ay, bariz şimdi, bir şekilde yani. Bana bir izin ver abi. Tamam, ben şimdi buyur. Hakan Keleş geldiği zaman dedim ki ya bu iyi savunma yaptırtır kontratakta çıkar falan. Ama Konya'yı bak iddia programı da yapıyoruz. Konya'yı tam izlemedim falan diyordum. Şöyle bir baktım. Ya kötü takımlar abi. Tamam mı? Ya kötü takımlar ya para, tura bir sıkıntı var yani. Ki zaten sıkıntı olduğu için kaleciyle çık O kesin e, kadroya alınmamış. Kaleci Bernerde oynuyor ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Ee, Ayrıca bu iki kaleci o göre bayağı. Deniz gayet iyi kaleci bir şey. Ya. Haaland yendi. Yani. Yani Deniz'in deniz 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 kalecisi var. tabii Deniz Ertaş. Yani Zaha'nın golünde Zaha'nın golünde ufak bir hata yaptı ama kurtarmaktan yoruldu çocuk ne yapsın ya? Ertaş ya? hangisi ya? Deniz ya Deniz ya. Kaleci tamam, işte Skonya'da soyadı deniz. ne işte böyle Ertaş mı Ertaş Ertaş? Mehmet Ertaş. Sa Deniz Ertaş. Deniz Ertaş olabilir. Dolayısıyla... Bir de böyle Deniz Dilmen diye kaleci varmış da biz onu tartıştık hani, efendim, neyse. Hani şimdi e, bir kere golden önceki yani Galatasaray'da Abdülkerim'in çok güzel vole golünden önceki Barış Alper'e çağlamayan faal yüzde yüz faal. Onu ayrıca tartışalım. Ha, hakem bir tane, hmm. bir tane daha faale geliyor. başka faal oluyor. O faulden dolayı oluyor. Tamam sen Barış Alper'in yaptığı faulü versen Hayatta devam değişecek tabii yani. Kader zaman kırılacak falan ama. Ee, şimdi oraya ayrıca geleceğim. Lakin Konya Spor'un benim gördüğüm bir buçuk tane pozisyonu var. Bir Çıkaldağ'ın şutu var ilk yerde Mustara'nın kenardan aldığı. Bir de o arka direkte 56. dakikada durum sıfır sıfırken. iken. Yani Barış Alper'in evet Barış Alper'in faulü var. Faul Alişan Salan zaten hem hakem değil hem bana göre adam değil. Neden adam olmadığını da anlatacağım. Ama eee yani durum böyle bir Barış Alper falan yokken ortada 56. dakikada senin Konya Spor adına en iyi pozisyonun gelmiş. Arka direkte demarke vaziyette bomboş pozisyonda Olivier'a dediğin adam senin seninki <laughs> seninki abi topa vuramadı adam ya. Topa vuramadı adam. ve başka ha. pozisyonu yok Konya Spor'un. <laughs> 91. Da <laughs> dakikaya kadar ya 91. dakikaya kadar 1-0 giden maçta şut yok ya. Fernando Santos'u hatırlat böyle Nelson Oliveira'dan bağlayacağım. Sonra şimdi değil Galatasaray'dan evet, devam tamam, edelim biraz da. Şimdi Yani dolayısıyla <laughs> yani Konya Spor hani biz burada kazanamadık zaten falan. Abi sen bir şey de oynamadın ya. Yani Galatasaray hiçbir şey oynamadı. Bak hiçbir şey oynamadı. Ama Galatasaraylılar, Fenerbahçeler bunlar hiçbir şey oynamazken 1-0, 2-0 yenerler abi. Zaten 1-0 yendiler sen bakma son dakikadaki gollere. 1-0 yaptı adam sen pozisyona giremedin. Ha Barış Alper'in pozisyonu faal. Şimdi ben neden diyorum Ali Şansalan hakemde değil adamda değil diye. Çünkü Ali Şansalan adam olsa e, gücün etkisinde kalmayacak güç güç şeysi böyle. Gücün e, güç yalakalık, diyorsun. peşinde bir herif. Yani bravo. Şimdi güçlü Trabzonsporken bir Trabzonspor Fenerbahçe maçına atandı. E, Usain Bolt'tan hızlı koştu. Kim kırmızı kart göstermeye. Usain Bolt'un 100 metre rekorunu kırdı. Tamam. Kır. Güzel. Eyvallah. Ya Envakame bunun ağzına tükürdü. Kart gösteremedi ya. Envakame bunun ağzına tükürdü böyle. Tükürük, tükürüklerini saçtı. Ağzının içine doldurdu tükürüklerini. Kart gösteremedi ya. Ya şimdi mesela Serkan Ok. Ya sen gözünden döndü. kaç yıllık hakemsin kardeşim. Yani seni de tanıyorum. Biliyorsun tanıdığımı da. Hilmi yani Okla bir akrabalığı var mı? Hilmi Okla akrabalığı var mı? Yok, Yok mu? Ha, Yok. Soyadı benzerliği. Tamam. No. Ya sen niye bu, o bin senelik yardımcı hakemsin ya? Ya yani niye gözünün önündeki pozisyona faal vermiyorsun? Niye vermiyorsun ya? Ali Şansalan 30 saniye sonra oradan top dönüyor. Adil Halil pozisyonda hemen ne güzel değil mi sarı kart çıkartmak? Hemen zayıfı ezin. Yani Yunanistan'da Fatih Terim'in Olympiakos'ta Panathinaikos'un Olympiakos'ta oynayacağı maça yabancı hakem atandı kardeşim. Artık şu kompleksi bir bırakalım. Neyse adam olmayan Ali Şansalan'la ilgili çok konuşmayalım da. Geçelim ne, neredeydik Galatasaray. Galatasaray bu, maçta böyle, hiçbir şey oynamadan. Bak. Hiç hiçbir şey oynamadan. Çok kötü bak, oynayarak. Bak. Bir sıfır kazandı. <laughs> bu kadar eksiği baktım. varken Fenerbahçe içinde, de Galatasaray için de. Fenerbahçe'nin rakibi çok daha kötü kolaydı. Evet. Bak Konya kötü oynadı ama Konya'nın takımı kesinlikle İstanbul Spor kadar kötü değil. Bir, iki başka bir şey söylemek istiyorum. Icardi yok. Evet Bakan İstanbul bu, Spor daha iyi oynadı bence. Yani daha kadrosu, kadrosu ama, daha kötüde olan İstanbul zayıf Spor. Yani. Kadrosu daha geride olan İstanbul Spor. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Konya'dan daha iyi oynadığını düşünüyorum ben. Başka bir şey söyleyeceğim. Geçen sezon Galatasaray'ın en iyi dört oyuncusundan üç tanesi yoktu. Şampiyon olan Galatasaray'ın. Icardi. Torreira. Bence Torreira takımın yani özellikle böyle taktiksel açıdan yüzde 51'i. Yani Fenerbahçe'de Fred Galatasaray'da Torreira. Onu söyleyeyim bak Fred'li Fred'siz kazanma serileri İstanbul Spor maçı hariç ortada. Galatasaray'ın da böyle Torreira'lı Torreira'sız uzun zamandır ilk kez görüyoruz. Arta Saşa Boya yoktu. Saşa Boya yoktu artık. Şimdi evet. burada birkaç tane ve bir övgüyü hak eden oyuncu var. Bir böyle Kaan Ayhan. Bu adam bayağı bu sene Galatasaray'ın yanında en iyi oynayan. Her evet. zaman oyuncuydu. Gerekirse böyle stoperde de oynayabilirdi. Ama yani Nelson'un yedek kaldığı bir stoper attığında sen niye oynayamadın diyemiyorsun. Bak Galatasaray büyük bir hata yaptı Dubois'u vererek. Ama Dubois yokken Saşa Boy'un cezasında Kanay'ın görevini yaptı. Saşa boy kadar etkili oldu mu? Hayır. Ya orada Barış Alper de oynar. Böyle yerli oyuncular her takıma lazım. Kaan Ayağın, Barış Alper, Ferdi, işte Fenerbahçe'deki İrfan Can. Ya birden fazla mevkide aynı verimle oynayabilen oyuncu işini çok kolaylaştırıyor ki. Abdülkerim ligin açık ara en iyi sol stoperi olmakla beraber Türk vatandaşı olarak. Galatasaray'daki de en iyi hala sol bek opsiyonu. O yüzden Galatasaray'ın sol bek alması gerekiyor. Yalnız hem Torreira hem Saşa Boya'yı yokken Galatasaray'ın zaten iyi bir oyun oynamasını bekleyemez. Yani Halil Dervişoğlu bence santraforluk falan artık hiç denenmemeli. Halil Dervişoğlu oynayacaksa ofansif merkez ortası. O da oynayacaksa illa oynatacaksan. Yani Okan Burun alışılmış oyun planı çok sekteye uğruyor bu şekilde. Yani hucum pres yapamıyorsun. Ama Icardi Sivas'ta da yok. Bir, bir maç daha söylediler. Ha şimdi bak onu gibi bağlayacak. Sonuna kadar bak, yok diyorlar. Onu bağlayacaktım. Şimdi biz Sivas Spor maçında da yok. Okan Hoca zaten teknik Kayseri de, maçında da yok. Rüştünü fazlasıyla ispatlamış bir isim. Ama zor olan Sivas deplasmanı. Bülent Uygun'un yeni gelmesi. ilk maçına çıkacak olması Sivas'ta. Öyle değil mi? Hafta sonu deplasmanda oynadı Sivas Spor. Şimdi kendi sahasında evet. oynayacak. Ve hakikaten orada başka bir atmosfer olacak. Oyuncuların beklentileri değişti. Ya bu sonuçta seversin sevmezsin o değil mesele. Bu adam Sivas Spor tarihinde başarılı olmuş. Birkaç, birkaç teknik direktörden teknik... bir tane... Şimdi, şimdi hocam böyle Sivas deplasmanı zor maç öncelikle. Neden? Şimdi orası tam böyle torayıralık maç. Yani orta sahada sen en ufak bir zafiyet gösterdiğin zaman direnç anlamında sıkıntı yaşarsın. Ben bu maçta böyle Okan Buruk zaten teknik olarak kendisini fazlasıyla kanıtlamış birisi. Mesela böyle Kaan Ayhan'ı böyle orta sahaya almasını bekliyorum bu maçta. Işte. sonra böyle Saşa Boya'ya dönecek. Hakikaten böyle Sivas depresmanı çok zor Serdar. O işte bu oyun yetmez. O zaman yani çünkü ama işte oyuncuların da dönmüş olacak. Aga Galatasaray bir sıfır bir sıfır kazanıyor abi işte gol yemiyor. Gol yemeyince kazanıyorsun. Bakacağız tabii yani Bülent Uygunlu Sivas. Şimdi ilk maçında kazandı. Evinde tekrar bir hava yakalamak isteyecektir. Yenmek isteyecektir ama gücü yeter mi emin değilim. Yani ben Sivas Manay cezalıymış aşırı maçta zorlu, sanırım. Manay aşırı değil mi? Zorlu, cezalı. aşırı aşırı zorlu olacağını düşünmüyorum. Abi Çünkü kışımda Sivas'a şekilde... gidiyorsun. Yani nasıl zorlu olmaz? Coğrafi şart. E, sahanın gerçi zemini iyidir Sivas'ın genelde ama bu sene kötüydü. E, onların hepsini kabul ediyorum coğrafi şartları, zemin problemini, perşembe maçını. E, sen maç sene olmasını, de çok zorlandı. Efendime bunların hepsini kabul ediyorum ama yani ben öyle çok e, açık söyleyeyim yani çok Sivas'a şans tanımıyorum. Peki. bugün için Hani hafta içindeki belki başka ama Icardi kardeşiz oynayınca onu söylemesi gerekiyor. Ve fakat Galatasaray sıfıra bağlayınca yani kendi kalesini koruyamaya alınca bir şekilde bir gol buluyor. Bunu Rize'de gördük. Hani Rize'de de bir tane pozisyonu var ev sahibinin. Bu maçta Konya'nın bir tane pozisyonu var. Ee, mesela Karagümrük maçı için aynı şey söyleyemem. Karagümrük pozisyon buldu yeterince. Kara Gümrük maçında maçın hakkı en az beraberlikti. En az beraberlikti. Ama Karagümrük işte bir tane atamadı. İşte attı bir tane. Serdar Dursun çıkardı filan. Yani o e, offside yaptı. Yani dolayısıyla Karagümrük mesela çok bariz bir Karagümrük üstünlüğü vardı. Mesela Konya için öyle bir şey söyleyemeyiz Konya maçında. Ya yani Konya çok üstündü de Ali Şan Salan devreye girdi de filan. Hani onu diyemiyoruz bu maçta. Çünkü Konya'da bir şey yok. E, ama Sivas'ta ben bilmiyorum şey olacağını ne derler. Zorlansa da kazanacağını öngörüyorum öyle tahmin ediyorum. Bak ben sana şunu demek istiyorum. Konya spor e, maçı. Tabii ki zor maç. Yet bu maçta yetmez. Yetmez, yetmez ama yetmez. bu maçta da Torayla ile boy olacak tabii ki. onu söylüyorum. Tabii. Süper Lig isim sponsoru Trendyol son roundu sundu.